Merhabalar. Kâr zarar raporları nasıl oluşturulur? Sistem üzerinden alınacak olan kâr zarar raporları, işletmenin finansal durumunu göstererek işletme içi ve dışı bilgi sunumunu gerçekleştirir. DIA üzerinden alınacak olan kâr zarar raporlarını incelediğimizde, klavyemizden F10 veya DIA logosu üzerine tıklayarak arama alanımıza yazacağımız kâr zarar ile görüldüğü gibi 4 ana seçenekte kâr zarar raporu oluşturulabilmektedir. Bunlarda ilk olarak stok, alım ve satışlara ait bir kar zarar raporu, ikinci olarak cari işlemlerde bulunan alım, satış, kar zarar raporları, faturalarımıza ait alım ve satışlardaki kar zarar raporlarımız ve siparişlerimize ait kar zarar raporları şeklinde 4 ana grupta kar zarar raporuna ulaşılabilmektedir. İlk olarak stoklarımızdaki kâr zarar raporumuzu incelediğimizde buradaki parametre ekranından depo grubu seçilmelidir. Listeden depo grubunu seçebileceğimiz gibi combo seçenekleri içerisinde bulunan depolarımızdan da dilediğimiz depo seçimini gerçekleştirebiliriz. Daha sonrasında raporumuzu almak istediğimiz ilgili başlangıç ve bitiş tarihi aralıklarını belirleyip raporumuzdaki fiyatlandırmaların fiyat 1'den 10'a kadar veya son alış, ortalama, son verilen sipariş tutarı, maliyet, satış maliyeti, LIFO, FIFO ve ELDO şeklinde fiyat seçeneklerini seçebilmekteyiz. Aynı zamanda çıkış fiyatlandırmalarımızı da ilgili fiyat kombosundan seçebiliriz. Fiş türlerine baktığımızda kâr zarar raporunda görmek istediğimiz fiş türlerinden ilgili fiş türlerimizi çift tıklayarak veya klavyemizin boşluk tuşu ile iptal edebilir, satış elemanı listesinden seçeceğimiz satış elemanları ile kâr zarar raporunu oluşturabilir. Aynı zamanda rapor parametrelerinde faturalanmamış irsaliyelerimizi görebilir, birim fiyatları belirtilen depoya göre hesaplayabilir veya raporlama dövizine göre hesaplama gerçekleştirebiliriz. Sağ alana baktığımızda ise birçok rapor ekranında bulunan sıralama ve gruplama seçeneklerinden ilgili gruplandırmalar sağlayabilir. Örneğin gruplandırmalardan grup kodu bazında bir gruplama yapıp sıralama seçeneklerinden stok adında bir sıralama sağlayabilir. Filtre sekmesine baktığımızda filtre türlerimizde aralık, den büyük, küçük ve serbest filtre uygulamaları ile burada göreceğimiz filtre seçeneklerini kullanabilmekteyiz. F2 ekran dememiz durumunda belirtilen tarihler aralığında bulunan stoklarımız, İlk parametre ekranında yapmış olduğumuz gruplandırmalar bazındaki gruplarımız, bunların birim maliyetleri, birim çıkış maliyetleri, çıkan miktarlarımız ve bunlar sonucunda oluşan kar ve zararlarımızın sonucu ulaşılabilmektedir. Bu şekilde rapor tasarımı yapılabileceği gibi F5 tasarım seçeneklerinden oluşturulacak yeni bir tasarımda otomatik kopya oluşturur. Sistemin default olarak oluşturduğu rapor tasarımı haricinde dilediğiniz seçeneklerde rapor ayarları ile kendiniz özel raporlarda oluşturabilmektesiniz. F3 vazgeç diyerek ekranımıza geri geldiğimizde burada istediğimiz raporları yazıcımıza gönderebilir. E-posta seçeneklerinde görmüş olduğunuz formatlarda e-posta gönderebilir. F12 dosya seçeneklerinde görülen formatlarda dosya dışarı aktarılması sağlanılabilir. Bunun gibi seçeneklerimiz birçok rapor ekranlarında geçerlidir. Bir diğer raporlarımızı incelediğimizde, stoklarımızın satışlar bazındaki raporlarımızı da alabilmekteyiz. Cari raporlarımıza geldiğimizde, carilerimiz de kendi içerisinde 3 kâr zarar raporuna ayrılmaktadır. Bunlar satıcı, cari bazda detaylı ve cari bazda özet olaraktır. Satıcı raporumuzu incelediğimizde burada cari listesinden ilgili seçimimizi yapabilir veya bu iki alanı boş bırakmamız durumunda çalıştıracağımız parametrelerde ilgili tüm carileri baz alabiliriz. Vereceğimiz alış tarihleri ve satış tarihleri filtreleri arasında yapmış olduğumuz şube ve depo seçenekleriyle F2 raporumuzu çalıştırdığımızda karşımıza satıcılar bazımızda kâr ve zarar raporumuz gelmektedir.
Listede belirtilen cariler ile yapılmış olan alış adet ve tutar bazında, satış adet ve tutar bazında ve bunların sonucunda oluşan maliyetlerde ve devamında bize gösterilecek olan kar zarar tutarı karşımıza gelmektedir. En alt rapor toplamlarından da görüldüğü üzere kar zarar durumu görüntülenebilir. Bu raporda alım iadeler alımlardan, satış iadeler satıştan düşülerek ilgili maliyet analizi ve kar zarar durumu gösterilmektedir. Aynı şekilde tasarım seçeneklerinden dilediğiniz tasarım seçeneğini oluşturabilirsiniz. Vazgeç diyerek ekranımıza geri geldiğimizde ve arama alanımızı tekrar aktif ettiğimizde bir diğer kar zarar raporunu fatura işlemlerinden alabilmekteyiz. Faturalarımızda İlgili raporumuzu çalıştırdığımızda burada da combo seçeneklerinden depolarımızı seçebilir. Yapacağımız başlangıç ve bitiş tarihi belirleyerek maliyet yönteminden combo içerisindeki fiyatlandırma yöntemlerinden birini seçer ve daha sonrasında yapmış olduğumuz satış türlerinden ilgili fiş türlerimizi dilediğimizi kapatıp dilediğimizi aktif ederek raporun gelmesini sağlayabilir. Burada fatura satırlarına ait maliyetleri gösterebilir, birim fiyatları belirtilen depoya göre hesaplattırabilir veya raporlama dövizine göre hesaplama işlemini sağlayabilmekteyiz. F2 ekran dememiz durumunda burada da görüldüğü üzere faturalarımıza ait fatura bilgileri yer alacak. Yapmış olduğumuz fatura türlerinden ilgili tür satır alanlarımızın başında olmakla birlikte yapılan fatura detayına ait ürün detayları da listemizde yer alacak. Bunlara ait her bir kalemimizin maliyet değerlerini, bunlar sonucunda oluşacak kar ve bunun yüzdesel oranlardaki karları karşımıza gelecektir. Bu raporda istenildiği takdirde tasarım denilerek kişisel bir rapor halinde oluşturulması sağlanılabilir. Tekrardan geri geldiğimizde ve son olarak sipariş işlemleri içerisinde bulunan kar zarar raporumuzu çalıştırdığımızda burada da depo seçimlerimizi yapabilir, başlangıç ve bitiş tarihlerimizi belirleyebilir, maliyet yönteminde ilgili fiyatlandırma türlerinden birini seçebilir. Fiş türlerine baktığımızda verilen ve alınan türden fiş türlerine ait siparişlerimizi seçebilir. Onay durumuna geldiğimizde ise onay durumu teklif, analiz, kabul ve red durumundaki sipariş seçimlerini yapabilir. Fiş satırlarına ait maliyetlerin de gösterilmesi isteniliyor ise ilgili işaretleme sağlanılır ve F2 ekran dememiz durumunda karşımıza alınan türdeki siparişimiz gelir. Bu siparişimize ait satırımızın maliyetlendirilmesi de yeşil alanda görüldüğü gibi sağlanılmaktadır. Burada maliyet değerlerimiz karşımıza gelmekle birlikte bu üründen sağlamış olduğumuz toplam kar ve bunun sonucunda yüzdesel oranımız da karşımıza gelir. Aynı şekilde tasarım denilerek kişisel sipariş kar zarar raporları da oluşturulabilmektedir. Bu şekilde arama alanımıza yazmış olduğumuz kar zarar seçeneği ile birçok işlem ekranından kar zarar raporlarına ulaşılabilmektedir.